Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile beraberiz. Yine çok güzel bir motifle geldim. Bir süredir yine çalışmak istediğim motiflerden bir tanesiydi. Birçok projede kullanabileceğiniz bir motif, alternatif olarak battaniye, hırka, işte kırlent, yelek, koltuk şalı vesaire birçok alanda kullanabilirsiniz. Hepsinde çok güzel duracağına inandığım bir motif. Renklerini dilediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz. Ben örneğin işte böyle bir renk kombini yaptım. Şimdi sizinle birlikte farklı bir renk kombini yapacağım mesela. Böyle işte elimde kalan ipler vardı yine. Hem onları değerlendireceğim hem de sizlere anlatmak istedim. Şöyle tığımı yine göstermek istiyorum. 5 numara 3 milim tığımı kullanacağım. Ve yine bakısın ve ince tığım yanımda. Zaman zaman ona ihtiyaç duyabiliyorum. Buradaki renk yeni kombinimi şöyle göstermek istiyorum. Yeşil, krem, lila, gri zaten şu en sonki sırada kullanacağım ve sarı. Zaten şu ilk renk aynı olacak. Yine sarı ve krem. Ondan sonrasını daha farklı yapacağım. Öncesinde o yüzden hemen şöyle sarıyla başlamak istiyorum uzatmadan. Hemen sarı ipimi hazırlayacağım. Elimden geldiğince yavaş anlatmaya çalışacağım yeni başlayan arkadaşlar için. Fakat siz ilk defa hani tığı ilk defa elinize aldıysanız, daha önce hiç motif yapmadıysanız veya herhangi bir tığ işi yapmadıysanız, bununla alakalı sayfamda yeni başlayanlar için bir video var. Mutlaka öncesinde onu üzerinden biraz çalışırsanız, daha sonra bunu yaparsanız çok daha sağlıklı ve çok daha güzel bir motif elde edersiniz. Çünkü diğer örgü tekniklerinde olduğu gibi, yani şiş örgüsü olsun, belli teknikler vardır. İşte ikili trabzan, üçlü trabzan, badem, fıstık vesaire, bunun gibi. Ben orada onları kısaca anlattım. Öncesinde orada hazırlanırsanız buradan daha rahat devam edebiliriz. Burada çok fazla bir teknik kullanmadım ama dediğim gibi şimdi ilk başlayanlara zor gelebilir. Yine de elimden geldiğince hani yavaş anlatmaya çalışacağım. Şöyle öncesinde ipimi hazırlayacağım. Ben burada normal sihirli halkayla başladım. Yine sihirli halkayla başlayacağım. Ama sihirli halkayla başlamadan önce zincirle başlamak isteyenler için şöyle küçük bir onu da göstermek istiyorum. Hemen sarı kısımdan başlayacağım. Eğer siz sihirli halkada yapmakta zorlanıyorum diyorsanız, normal zincirli örneğin şöyle 4 tane zincir çekebilirsiniz. Bakın ipi bu şekilde tutup şöyle normal hemen içinden geçirip 1, 2, 3, 4 zincir çekip ilk başladığım yerden şöyle ipimi geçiriyorum. Ve burada da aynı şekilde başlama yöntemi. Bakın şu içerideki boşluğa çalışacaksınız yapacağınız. Biz buraya şimdi ikili trabzanlar yapacağız. Bunu örnek olarak gösterdim. Ben şimdi sihirli halka yapacağım. Sihirli halkayı nasıl yapıyorum? Öncelikle ipimi şöyle alıyorum. Bakın ipim üstte kalacak şekilde. Yani bu tarafta önde kalacak şekilde şu tam çaprazdan birleştiği noktadan tutuyorum. Sadece burada yapmanız gereken bu. Burayı bırakmayın. Daha sonra bakın tığımı boş noktaya geçirdim ve buradan ilmeğimi alarak yavaş yavaş başlıyorum ve burayı kesinlikle bırakmıyorum. Bakın bundan sonraki bölümde şu boşluğun içerisinde çalışacağız. Önce hemen bir tane zincir çektim. Daha sonra iki tane daha çekeceğim. 2 3 toplamda 3 tane zincir çekiyorum ve bu benim ilk ikili trabzanım oluyor. Şimdi bir tane daha çekeceğim. 4. Neden çekeceğim? Çünkü bakın buradaki göbekte yapacağımız yerlerde ikili trabzanların arasına birer tane zincir çekeceğiz. Bu bir tane zinciri ayrı çekiyorum ki dönüp geldiğimde aradaki o bir tane yapmam gereken zincirin zeminini hazırlamak. Şimdi bitirdiğimde daha iyi anlayacaksınız. Toplamda ne yaptım? 4 tane zincir çektim. Ve ilmeğimi önüme aldım. Boşluğun içerisine tığımı geçirdim. Buradan ipimi aldım. Nasıl yapıyordum ikili trabzanı? Bakın önce şöyle ilmeğimi önüme alıyorum. Önce iki tanesini alıyorum. Sonra kalan iki tanesini alıyorum. Ve arada az önce söylediğim gibi bakın bir tane zincir çekiyorum. Toplamda 8 tane ikili trabzan yapmamız gerekiyor. Bakın bu zaten ilki bir tanesiydi. Bu ikinci. Şimdi üçüncü yapacağız. İlmeğimi önüme aldım. Boşluğun içine tığımı geçirdim. Önce iki tanesini aldım. Daha sonra iki tanesini aldım. Arada bir zincir çektim.
Ve aynı boşluğun içerisine, bakın zaten burayı örmeye başladıktan sonra artık daha kolay işimiz. Şurayı yine tutmaya devam ediyoruz ama artık hani sökülme tehlikesi artık kalmadı. İlk başta tutmanız daha önemli. Yine bakın boşluğa battım. Önce ikisini, kalan ikisini aldım. Bir tane zincirimi çektim. Yine ilmeğimi önüme aldım. Önce ikisini, sonra kalan ikisini. Bir tane zincir çektim. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Şimdi 3 tane daha yapacağız. Aynı boşluğun içerisine 6 oldu bir zincir. Şimdi 7.yi yaptım. Ve yine bir zincirimi çektim ve 8. yaptım. Ve bakın artık burada boşluğumuz kaldı. Burada ne yapıyoruz sihirli halkada? Bakın şu ipimiz boşta kalan. Onu çektiğimiz artık burasını kapatabiliriz iyice. Bu şekilde ortada hiç boşluk kalmıyor. Şimdi burada başlarken ne yapmıştık? Bunu anlatmaya çalışmıştım zaten size. Şimdi bir tane boşluk olması gerekiyor. Aralarda burada da olduğu için. Şuradaki bir tane zinciri atlayıp, bakın bir tanesini atlayıp buradan 1, 2, 3.ye batıyorum. Toplamda 4 tane çekmiştik. Ona batarak şöyle kaydırma yöntemiyle, şurada bir tane zincirimi çekmeyi unutmuşum. Hemen bakın geçiriyorum ve ilk aşamamızı bitirmiş olduk. Şöyle bir tane zincir çektim ve artık ipimi koparabilirim. Şöyle biraz uzun kesiyorum ki sonrasında ipimi gizlemesi daha kolay olsun. Şimdi sarıyla işimiz bitti. Şöyle altta hemen bu ilk kullandığımız ipimi hemen şöyle sabitlemek istiyorum. Kendi sökülme tehlikesi olmasın. Şöyle bakın ince tığımı aldım. Şöyle içinden geçirdim. Hatta ben bir tane de şöyle hemen aradan bir ilmek alarak şöyle bir düğüm yapıyorum. Bakın hemen. Daha da garanti olsun diye. Şimdi şöyle 2-3 sıra daha bakın böyle yürüttükten sonra artık ipimizi gönül rahatlığıyla kesebiliriz. Şimdi bakalım bir sonraki aşamamıza geçelim hemen. Evet, bir sonraki aşamamız bakın buradaki krem yapacağımız bademler. Badem tekniği dediğimiz üçlü badem yapacağız. İkili trabzana göre benziyor fakat bir tık farklı. Hemen şimdi onda da ipimi hazırlayacağım. Ben hani koton ip kullanıyorum. Daha önceki videolarımdan da bilenler bilir. Genelde tülerme yapmıyor. Daha kullanışlı oluyor. Buradaki ipim de orta kalınlıktadır ve koton iptir. Tavsiye ederim size de. Bakın burada da ipimi bu defa arkadan alıp ben şöyle içinden geçirerek başlıyorum. Sizlerin de kendinize göre bir yöntemi vardır. Bu şekilde yaptım. Bakın hazırladım ve şimdi hemen başlayacağım. Şimdi burada direkt buradaki hani bir zincir boşluklarımız vardı. Onların içerisinde çalışacağız. Şöyle direkt yaparak da başlayabilirsiniz ama ben şimdi özellikle bademlerde daha güzel durması adına direkt şöyle ilmeğimi alarak direkt başlamayı tercih ediyorum. Şimdi bakın ilmeğimi önüme aldım ve buradaki boşlukların herhangi bir tanesine hani şey hiç önemli değil. Bir tanesini şöyle batıyorum ve bademde nasıl yapıyorum hemen onu göstereceğim. Şimdi ikili trabzanda ne yapıyordum? Önce ikisini alıp sonra kalan ikisini alıyordum biliyorsunuz. Ama şimdi burada ikisini alıp şu ikisini tığımda bırakıyorum. Tekrar ilmeğimi alıp aynı boşluğun içerisine batıyorum. Bakın yine iki tanesini alıyorum ve yine tığımda bırakıyorum. 1, 2, 3 tane oldu. Şimdi bir kere daha aynı işlemi yapacağım. İlmeğimi alıp aynı yere batacağım. Bu şimdi üçlü badem oluyor. Bakın ikisini aldım yine ve tığımda 4 tane kaldıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane kaldıktan sonra ilmeğimi alıp hepsini birlikte kapatıyorum ve ilk üçlü bademimizi yapmış olduk. Şimdi şurayı da sıkıyorum. Daha sonra onu yine gizleyeceğiz. Aralarda da 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve hemen bir sonrakine geçtim. Yine aynı şekilde ilmeğimi aldım. İki tanesini aldım. Kalan ikisini tığımda bıraktım. İlmeğimi aldım. Aynı yere battım. Yine ikisini aldım ve tığımda bıraktım kalanını. İlmeğimi önüme aldım. Aynı boşluğa battım. İki tanesini aldım ve kalan 1, 2, 3, 4 tanenin hepsini birlikte kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve hemen bir sonraki boşluğa geldim.
Önce ikisini aldım, tığımda bıraktım. İlmeğimi önüme aldım, aynı yere battım. İkisini aldım, tığımda bıraktım ve son kez bak yine üçüncü kez batıyorum. İkisini aldıktan sonra hepsini birlikte kapatıyorum ve 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Bakın bir yandan buradaki ipimi de yürüteceğim. Şimdi burayı da o yüzden göstereceğim. Şöyle tutarak devam edeceğim bir sonraki boşluğuma. Şöyle biraz daha hızlanalım. 3 kere de batarak kapatıyorum. Şimdi ben bu şekilde devam ederek bu sırayı tamamlayacağım ve yine tıpkı altta olduğu gibi yine 8 tane grubumuzun olması gerekiyor. 8 tane badem olması gerekiyor. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane yaptık. 4 tane daha yapalım. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet, 8 tane bademimi tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne yaptım? Aralarda 3'er tane zincir çektim. Ve aynı size söylediğim gibi kapattım. Şimdi son kez yine 3 tane zincirimi çekeceğim. 1, 2, 3 zincir çekeceğim. Ve bakın burada hemen ilk bademin şu tepesindeki bakın zincir var. Görüyorsunuz siz de. Hemen onun tepesine batarak şöyle yine kaydıracağım ve bir zincir çekerek kapatacağım. Aynı şekilde. Şimdi bir sonraki rengime geçebilirim. Bakın burada hafif bombeli durabilir. Hiç önemli değil. Çünkü bir sonraki aşamada zaten buradaki ikili trabzanlarımızı yaptığımızda o kapanacaktır. Yani bu şekilde durmayacak. Ya da böyle elinizde de mutlaka tığ örgüsünde şöyle elinizde de mutlaka açtırın. El ütüsü denir buna. Bu şekilde yaparsanız bakın gayet güzel durdu. Şimdi benim bir sonraki rengim neydi belirlediğim burada. Şuradakini ben şimdi lila rengi yapacağım. Hemen başlamak istiyorum. Yine aynı şekilde bakın ipimi arkadan getirip şöyle bir boşluktan alacağım. İpimi hazırlayacağım. Ve buradaki boşluklardan herhangi bir tanesine şöyle ipimi geçireceğim. Burada şimdi ilk yapacağım yarım trabzan. Sonra ortalarda ikili trabzan. Şimdi o yüzden yarım trabzanla başlayacağım. Yarım trabzanı nasıl yapıyorum? Şöyle ilmeğimi önüme alıp yine direkt başlamayı tercih edeceğim. İlmeğimi aldım. Şöyle bir yandan da bakın şu ipimi tutuyorum ki hem yürüteyim diye. Boşluğa battım ve şu üç tanesini birden alacağım. Yarım trabzan da o şekilde. Şimdi ikili trabzanda nasıl yapıyorduk? Önce ikisini sonra ikisini alıyorduk ya. Burada direkt bakın üçünü birden alıyoruz. Buna çakma trabzan da deniyor. Yani birçoğunuz biliyordur. Şimdi burada ilk yapmamız gereken sırayı yaptık. Toplamda 7 tane olacak ve başında ve sonunda sadece yarım trabzan yapacağız. Ortasında ikili trabzan çalışacağız ve toplamda 7 tane yapacağız. Bu ilkiydi. Şimdi 5 tane ikili trabzan yapacağız ortada. 1 aynı boşluğun içerisine bakın. 2 şu yandan yine yürütüyorum. 3 4 ve 5 tane ikili trabzan yaptım. Başında bir tane yarım trabzan yapmıştım. 1 2, 3, 4, 5, 6 oldu ikili trabzanlarımla ve son dediğim gibi az önce söylediğim gibi sonuncuyu da yine bakın ilmeğimi aldım ve battım ve üçünü birlikte kapatarak yarım trabzanla 7'ye tamamladım. Toplamda 7 tane sıra yapmış olduk. Sadece başında ve sonunda yarım trabzan yaptık. Ve hiç arada zincir çekmeden bir sonrakine geçeceğim ve aynı şeyi orada da yapacağız. Yine ilmeğimi alarak ilk yarım trabzanla başlayacağım. Bir tane yarım trabzan yaptıktan sonra 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptıktan sonra toplamda 6 tane oldu elimize. Sonuncuyu da yarım trabzanla kapatıyorum. Şimdi hemen yine hiç zincir çekmeden bir sonrakine geçeceğim ve yarım trabzanımla başlayacağım. İkili trabzanımı yine nasıl yapıyorum? İkisini alıyorum ve kalan ikisini alıyorum. Önce ikisini, sonra kalan ikisini alıyorum. 2 tane oldu. Şimdi biraz hızlanalım. 3 4
5 tane kilit trabzanımı yapmış oldum. Ve sonuncu da yine ne yapıyorum? Şöyle bazen sıkıştığında bakın şöyle çektirebilirsiniz. Yarım trabzanla kapatacağım. Bakın 3 tane yaptık bile. Yine altta olduğu gibi 8 tane grup yapacağız. Şimdi 3 tane yaptık. 5 tane daha yapıp sıra sonuna geleceğim. Siz de tamamlayın. Sıra sonunda yine görüşelim. Evet, sıra sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. grubumu da tamamladım. Ve hemen ilk yaptım. Bakın burada ikili yarım trabzan vardı. Özür dilerim. İnce atığımı kullanacağım. Hemen bakın ilk başladığımı şöyle tepesine batıyorum. Yarım trabzanımın. Orada düğüm yaptığımız için hemen gerime de şöyle hemen yine kaydırarak ve bir zincir çekerek bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Şimdi iplerimi de biraz gizleyeceğim. Zaten bir altta bakın yürütmüştük biliyorsunuz. Biraz daha yürüteceğim. Hem şöyle yine de bir düğüm de yapacağım. Garanti olsun diye. Bakın çok az böyle hemen devamında yürütürseniz zaten düğüm de yaptığımız için daha da sağlam oldu. Evet, bir altta da yine aynı şekilde. Evet, bunu dediğim gibi ince tığla yaparsanız hani herhangi bir ince tığ hiç on numarası önemli değil. Çok daha rahat çalışırsınız. Gerçekten pratik oluyor. Hem de işiniz bittiğinizde temiz olur. Ben bazı projelerimde temizliyorum, bazılarını da sonraya bırakıyorum size kalmış ama baştan yaparsanız çok daha rahat oluyor gerçekten. Çünkü renkli bir iş yapıyorsanız gerçekten temizlemek insanı bayağı oyalıyor. Şimdi bunda uzun bir şey olduğu için bunda hiç düğüm bile yapmayacağım. Bakın direkt şöyle direkt keseceğim bunu. Zaten bu kremi de bir altta yürütmüştük. Onu da kesiyorum. Bunu da üstü yaparken yapacağım. Evet, bakın. Şimdiki sıramıza bakalım hemen. Buradaki yeşilimizi şimdi farklı bir yeşille yapacağım ben. Ve bu aşamada artık yuvarlak olan motifimizi kare haline çevireceğiz. Artık kareye dönecek. Köşelerini yapacağız. Şimdi dediğim gibi ben burada farklı bir yeşil ton kullanacağım. Siz tabii ki dilediğiniz renklerle kombin yapabilirsiniz. Sayfamda başka birçok motif seçenekleri var. Dilerseniz oradan başka motifleri de göz atabilirsiniz. Motifleri çok sevdiğim için hepsini deneyip yapmayı tercih ediyorum. Şimdi hemen burada başlayacağım. Nerede yapacağım? Bakın şuradaki yaptığımız grupların şu aralarındaki bir boşluk var altta. Bakın oradan devam edeceğiz. Önce ben köşeden başlamak istiyorum. Bu defa ne yapalım? Direkt başlamayalım. Bakın böyle şeyle başlayalım. Hani şöyle direkt de başlayabilirsiniz ama bu defa buraya sabitleyerek başlayalım. Hem de ipimizi farklı bir şekilde gizleyelim ki bu tekniği de görmüş olun diye göstermek istiyorum. Şimdi şöyle ipimi bir yandan tuttum. Bakın boşluğa battım. Şöyle ipimi aldım ve bakın bunu içinden geçirdim. Daha sonra şunu böyle biraz sıktırıyorum. Daha sonra bir tane zincir çekip bakın ipimi yine bunun arasından geçiriyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum. Toplamda 4 zincir çekeceğiz. Sonra yine üstünden geçiriyorum. Ve bir zincir daha çektim. 1, 2, 3 tane oldu. Sonuncuya bakın yine ipimi bu şekilde yaptığım zaman ipimi şimdiden böyle gizlemiş oldum. Ve direkt ipimi işim bittiğinde hemen koparabilirim şimdiden bile. Bakın son kez böyle arkayı yapıp ilmeğimi önüme aldım. Şimdi ben burada köşeden başlayacağım. Bakın dediğim gibi köşeler yapacağız. Ve köşelerde sadece köşe yapacağımız için ve şu yuvarlığın orantısını kurmak adına burada üçlü trabzan yapacağız. Üçlü trabzan nasıl olacak? Hemen böyle şimdi iki tür bu arada üçlü trabzan vardır. Bakın bir iki kere dolayarak yaptığımız o daha uzun oluyor. Ben şimdi o iki kere dolayarak yaptığımız nasıl oluyor normalde onu bir kere göstereyim size. Zaten üçlü trabzan isim üzerinde üç kere de çıkmamız gerekiyor. Bakın önce ikisini sonra ikisini ve en son kalan ikisini yaparız. Ama bu dediğim gibi fazla uzun oluyor. Ben burada bir tane daha üçlü trabzan çeşidi var. Onu yapacağım. Onu da nasıl yapacağım? Normal bir kere ilmeğimi önüme alacağım.
Boşluğa batacağım. Burada iki tane değil de tek tek alarak üçlü trabzan yapacağım. Bakın önce tekini aldım. İlmeğimi alıp şu kalan ikisini, sonra ikisini. Yani ilkinkinde bir tane alacağız sadece. Sonra iki tane, sonra iki tane yine yaparak göreceksiniz. Burada köşede iki tane yapmış oldum. Bakın bu ilk yaptığım dört zincir benim ilk üçlü trabzanımdı. Yanına bir tane daha yaptım. Ve şimdi bir, iki, üç tane zincir çektim ve burası köşe olduğu için aynı boşluğa bir tane daha bu gruptan yapacağım. Bakın yine üçlü trabzan yapacağım. İlmeğimi önüme aldım. Aynı boşluğa battım. Önce bakın tekini alıyorum. Sonra kalan ikiyi ve en son kalan ikiyi. İlmeğimi önüme aldım. Aynı yere battım. Önce tekini aldım. Sonra ikisini, sonra kalan ikisini. Köşemizi bu şekilde oluşturduk. 2 tane üçlü trabzan, 3 zincir, 2 tane üçlü trabzan. Aralarda 1, 2, 3, 4. Yapalım. 4, 5 zincir çekiyorum. Ve hemen bakın bir sonraki grubun arasına yine batacağım. Burada normal ikili trabzan yapacağız bakın. Hemen bir sonrakine batıyorum. Ve altlarda yaptığımız gibi İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonrakine geçtiğimde yine köşe yapacağım. Bakın bir tanesini ikili trabzan yaptım. Bir sonraki boşlukta yine köşe yapacağım. Yani üçlü trabzan grubu yapacağım. Tekini aldım. İkisini ve kalan ikisini. Aynı şekilde önce bir tanesini, sonra kalan ikisini ve kalan ikisini. Arada 3 zincir çektim. Yine burası bakın buradaki gibi köşe olduğu için aynı boşluğa bir tane daha yapıyorum. Sadece köşelerde bu şekilde yapıyoruz. Ve yine ne yapıyorum? 3 kere de çıkıyorum. Ve bundan bir tane daha yapacağım. 1, 2, 3. Şöyle özetleyelim hemen. Aralarda 5 zincir çektim. Ve bir ikili trabzan yaptım. Buraya geldim. 2 tane üçlü trabzan. 3 zincir ve 2 tane üçlü trabzan. Yine şimdi aynı paralelinde burada yaptığım gibi devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekeceğim ve bir sonraki boşluğa burada yaptığım gibi bakın sadece ikili trabzan yapacağım. Ve böylece motifimiz bakın kare haline geliyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve yine köşe yapacağım. Şimdi burası kolay ilerlediği için hani burada videoyu bölmeyi düşünmüyorum. Devam edeceğim ve biraz hızlanacağım. Çünkü zaten şuradaki aşamalarda size göstermiştim. Zorlanırsanız geriye dönüp bakarak devam edebilirsiniz. Yine bakın iki tane üçlü trabzanımı yapıp üç tane zincirimi çekiyorum ve aynı boşluğa iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Yine beş tane zincirimi çekeceğim. Ve hemen bir sonraki boşluğuma ikili trabzanımı yaptım. Beş tane zincirimi çektim. Ve yine köşe yapacağım ve artık son köşem bakın 1 2 3 tane köşe yapmıştık. Şimdi son köşemi yapacağım. Yine üçlü trabzan. 2 3 1 2 3 zincir aynı boşluğa 1 2 3 kere de çıktım ve bir tane daha yapıyorum. Evet, üçüncü köşemi de oluşturduktan sonra bakın son burada ne kaldı? Bir ikili trabzan kaldı. 1 2 3 4 5 ve hemen burada yine ikili trabzan yapıp artık son 5 zincirimi çektikten sonra buradaki başladığım noktayı 4 tane zincir çekmiştim biliyorsunuz. O tam 4. 1, 2, 3, 4. tam tepe noktasına batıyorum. Şöyle ipimi içinden geçirerek kaydırdım. Bir zincirimi çektim. Ve ipim artık burada kopardı. Evet, şimdi ne kaldı bakın. Şöyle göstereyim. Son iki sıramız kaldı sadece. Çünkü motifimizin büyük bölümü oluşmuş oldu zaten. Şimdi buradaki üstteki kalan şu ipimi hemen şöyle yürüterek onu da hemen kesmek istiyorum. Burada gözükmesin. Bir yandan. Ve bir sonraki sıraya geçmek istiyorum. Zaten büyük ölçüde kare haline getirdik. Şimdi oradaki boşluklarımızın içerisini dolduracağız. Bir yandan ipimizi yürüteceğiz. Şöyle bakalım. Evet. Ben burada yine krem kullanacağım buradaki gibi.
En son sıramızda da zaten az önce söylediğim gibi gri kullanacağız. Hemen ipimi hazırlıyorum. Evet, hemen başlıyorum. Burada ikili trabzan yapacağız. Bir altta biliyorsunuz üçlü trabzan yapmıştık. Çünkü yuvarlağımıza düzgün bir kare hale getirebilmek için böyle yapmamız gerekiyordu. Şimdi burada ikili trabzanla başlayacağım ve yine bir alt sırada yaptığım gibi başlayacağım. Ama dilediğiniz gibi daha önceki yaptığım gibi de başlayabilirsiniz. Ben hani hepsini görün diye farklı şekilde yaptım. Hemen böyle yine köşeden başlayarak şöyle ipimi getirip içinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve bunu bir yandan sıkıyorum ve hemen üstüne veriyorum. İki tane zincir, şunu yine üstüne aradan geçiriyorum ve üç tane zincir. Üç tane zincir çektim çünkü burada ikili trabzan yapacağımız için üç tane zincir çekiyoruz. Üçlü trabzanda dört tane çekiyorduk. Bakın yine ipimi arkaya vererek hemen yanına iki tane daha ikili trabzan yapacağım. Bu benim ilk ikili trabzanım. Toplamda üç tane olacak. İki ve üç. Üç tane ikili trabzan yaptım. Bunu biraz ittirdim ve bir, iki, üç zincir çektim. Ve hemen yanına, burası köşe olduğu için bakın üç tane daha yapacağım. Bir, iki, üç. Ve hiç boşluk arada bırakmadan, zincir burada zincir yapmadan hemen bir sonraki, bakın şuradaki boşluğumuz var ya, buraya da yine ikili trabzanla devam edeceğim. Toplamda beş tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle bir, iki, 3, 4 ve 5. Evet, şimdi burayı size bir özetlemek istiyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. 3 tane zincir çektim ve 3 tane ikili trabzan yaptım ve arada hiç zincir çekmeden geldim. Buradaki ilk boşluğumuza 5 tane yaptım ve hemen yine hiç arada zincir çekmeden bir sonraki boşluğuma da aynı burada yaptığım gibi 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yine yaptım ve yine buradaki gibi başladığımız gibi yine köşeye geldim ve 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 ve 3. Yine 3 tane yaptım. Ve yine 3 tane zincir çekip bir üçlü grup daha yapacağım. Aynı boşluğun içerisinde, burası köşe olduğu için 1 2 3. Evet, bu şekilde ilk köşemizi tamamladık. Şimdi bir köşe daha yapalım. Biraz daha hızlanarak. Yine bakın hiç arada zincir çekmiyorum ve direkt boşluğun içerisinde 5 tane yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane şöyle dağıtalım hem daha düzgün durması için. 5 tane ikili trabzan yaptım. Hemen bir sonraki boşluğa geçtim ve buraya da 5 tane yapıyorum. Arada hiç zincir çekmeden 2 3 4. Daha ayrıntılı bakmak istediğiniz zamanlarda üstte bir buton var. Daha yavaşlatıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Hani bunu da parantez içinde belirteyim. Buraya da 5 tane yaptıktan sonra hemen bakın yine köşeme geldim. Ve yine şurada yine ipimi de yürütüyorum. Son bir ipim kalmıştı. Bakın 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve 3 zincir çektim. Bir sonraki hemen ikinci grubumu yapıyorum. Şimdi devamını göstermeyeceğim. Zaten gösterdiğim gibi de aynı farklı bir şey olmayacak. Şöyle göstereyim bakın. 2 tane köşemizi yaptık. Köşelerde 3 ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane trabzan ikili ve aralarda da 5'er tane yapıyoruz. Sadece bundan ibaret. Bu sırayı tamamlıyorum ve ondan sonra artık bakın son sıramıza geçiyoruz. Evet, ben de sıramı bu aşamada tamamladım. Aynı size söylediğim gibi yaptım. Ve yine ilk başladığım zincirin tepesine batarak bu sırayı da sonlandırıyorum. Ve artık son sırama ve son rengime geçeceğim. Şöyle kopardım. Bakın güzelce kare haline geldi. Artık şu iplerimi bir yandan temizleyelim. Evet, hemen son rengimi alacağım. Burada da aslında yapmamız gereken tek işlem var. Oldukça basit. Göstereceğim yine de sizlere. Ben burada yarım trabzan yapmayı tercih ettim.
Bu son sırada yapmanız, yani sık iğne de yapabilirsiniz. İkili trabzan olarak da devam edebilirsiniz. Benim gibi yarım trabzan da yapabilirsiniz. Bu son sıradaki tamamen sizin aslında örgünüzün nasıl durduğuna, el ayarınıza bile bağlı olabilir. Değiştirebilirsiniz. Ben yine burada köşeden başlamak istiyorum ama bu defa direkt başlayacağım. Yine burada yarım trabzan yapacağım için köşeyi de yarım trabzan yapacağım. Hiç değişmeyecek. Direkt bakın şöyle ilmeğimi alarak köşeden hemen üçünü birlikte alarak başlıyorum. Bir tanesini yaptım. Şimdi en son sırada 3 tane değil 2 tane yapacağım bu arada. Bakın burada 3 tane yapmıştık. Bir altta 2 tane yapmıştık. Çünkü şuradaki motiflerin şu duruş düzenini daha oturtabilmek için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bir tane yapmıştım. Bakın ikinciyi yapıyorum. Ve burada bir yandan da şu ipimi artık çekiyorum ve yürüteceğim onu. Arada yine 3 tane zincirimi çektim. Ve aynı boşluğa bakın iki tane daha ikili şey yarım trabzan yapacağım, özür dilerim bazen karışıyor. Evet, iki tane yarım trabzan yaptım, 3 zincir çektim, iki tane daha yarım trabzan yaptım. Daha sonrasında bakın hiç atlamadan her bir trabzanın üzerine, aşağıda yaptığımız bu ikili trabzanların üzerine bakın sadece yarım trabzan yaparak devam edeceğiz her birinin üzerine. Hiç atlamadan yapmamız gereken bu son sırada sadece bu. Hem şöyle ipimi yürütüyorum hem de her bir sıranın üzerine şöyle arkadan da çekelim, onu birazdan koparacağım. Bakın yarım trabzan yapıyorum. Sadece ilmeği alıp şöyle içini birden kapatıyorum, bu kadar. Şimdi yine bakın köşeye geldim. Bir, iki tane yarım trabzan yaptım. Üç zincir çektim ve aynı boşluğa iki tane daha yapıyorum. Ve hiç sırayı atlamadan yarım trabzan yapmaya devam ediyorum. Şimdi bu köşeye kadar geleceğim. Daha sonrasında ben tamamlayacağım. Ve artık kalın iplerimi temizleyip son finalde size göstereceğim. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir motif ve çok da güzel duran bir motif. Eminim siz de sevip birçok aşamada kullanabilirsiniz. Evet, yine bakın köşemi yaptım. Son sırada ne yaptık? Tekrar yine de ben bir özetlemek istiyorum. Bakın bu renk kombiniyle de gerçekten çok cici oldum. Sadece burada iki tane yarım trabzan, 3 zincir, iki tane yarım trabzan ve kalanında da bütün sıraların üzerine hiç atlamadan yarım trabzan yaptım. Şimdi ben böyle sıramı tamamlıyorum ve finalde görüşüyoruz. Evet, artık motifimizi tamamladık. Şöyle bir iki tane ip kalmıştı zaten, onları da hemen temizledim. Arkası da böyle düzgün oldu. Bu şekilde renkle de çok güzel oldu. Diğer rengi de çok sevmiştim. Siz de dilediğiniz renk kombini yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde, daha önce de söylediğim gibi birçok alternatif var bu konuda, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz projelerinizde. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Bunun öncesinde rica ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın, bu gerçekten benim için önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.